Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1 2011 dönem sonu sınavının çözüm videosu. Altı çizili kelimenin eş anlamlısı nedir? Daha önceki videolarımızda da çözüm videolarımızda da değinmiştik. Ehinnu ile eştak kelimesi yani E şıkkı eş anlamlıdır. Özlem manasına geliyor. Özlemek. 3'e baktığımızda hangisi cemi müennes salim değildir? Cemi müennes salim olmayan şık bizden istenmekte. Hangisi değildir? Cemi müennes salim olan bir kelime evvela şurada olduğu gibi açık T ile bitmiştir. Sağında dik elif vardır. Açık T, sağında dik elif. Bu tür biten kelimelere cemi müennes salim demekteyiz. Bazı yerlerde değinmişim de %90, 95, 98, %98 oranında açık T, sağında dik elif varsa o cemi müennes salimdir. Ama an itibariyle her biri öyle. Öyleyse eleme yapmak gerekiyor. Birkaç kelime vardır. O birkaç kelime her ne kadar açık T ile bitmiş, sağında dik elif olsa da esasen o birkaç kelime cemi mükesserdir, kırık çoğuldur. O hangisidir an itibariyle? Üçüncü soruda. E şıkkıdır. Ebyatun. Hani kalemun, kalemani, eklamun, babun, babani, ebvabun. Bir kalıp. Bilinen bir kalıp. Cemi mükesser kalıbıdır. Kalıp olarak bunun cemi mükesser olduğunu bilebilmekteyiz. Kalıplardan biraz haberdar isek. Diğerlerinin cemi müennes salim olduğu bu şekilde bulunabilmektedir. Yani birazcık kalıp bilgisi. Bir de bu tür kelimeler ünite işlenirken verilmiştir zaten. Dörde baktığımda adidetun kelimesinin eş anlamlısı sorulmuş. Adide kesira yani adid, adet, sayı, çokluk ifade edilmektedir. Bundan dolayı kesira yani dört numaralı, dört diyorum gerçi, D şıkkı burada cevap olmaktadır. İkiye baktığımızda hangisi hakiki müzekker? Hakiki müzekker yani gerçekten de eril değildir diyor. Mesela sevrun kelimesinden başlayalım. Sevrun boğa manasında işte ineğin erili yani öküz manasında kullanılan bir kelime. Cemel, deve, cebel, ne demek cebel? Cebelün cibalün nedir? Dağdır. Dağ gerçekte eril dişil söz konusu değil. Öyleyse C şıkkı. Nitekim D şıkkında tis erkek keçi manasında. E şıkkı da racul zaten insanın işte kadının erili erkek. Burada bir gerçekte erkeklik kadınlık durumu olmayan C şıkkı vardır. Dağdır. Dağın gerçekte erkek veya kadın olabilme ihtimali zaten yoktur. C'nin dışındakilerin tamamı eril dişil olmaya elverişli ve an itibariyle tabii ki her biri erildir. Yani bir öküzün, bir keçinin, erkek keçinin veya direkt bir insan var. Burada direkt erkek var, adam var. Bunlar zaten erkek yani eril, hakiki bunlar. Oysa cebel ise hakiki değildir. Mecazen o şekilde ele alınmıştır. Hangisi marifedir? Beşinci soruda. Marifenin kısımlarını kesinlikle herkes bilmeli. Ne vardı? Eliflamlı olan kelimeler marifedir. Başka? Muzaf olan bir tane marifi kelime bulalım. Bu kelimeye muzaf bir kelime yapalım. Mesela hu bir zamirdir. Buna nekre bir kelimeyi muzaf yap. Kalem kelimesini. Gale muhu ne oldu? Kalem de artık marifi oldu. Çünkü marifeye muzaf olan da marifedir. Demek ki birincisi eliflamlı kelimeler marife. İkincisi marifeye muzaf olan esasen nekre ama onu marifeye muzaf yaptın. Artık o da marife oldu. Başka özel isimler vardı. İsim işaretler, isim mevsuller, zamirler diye devam ediyordu. Buraya baktığımızda Muhammed var. Muhammed özel isim olduğundan marifedir. C şık. Tüm özel isimler marife olur. Dikkat edin, özel isimler diyorum. İsimler demiyorum. Yoksa D şıkkında kalem yazıyor. Kalem de bir isim ama özel isim. 7'ye bakalım en uygun şekilde nasıl tamamlarsın?
Noktalı yerin hemen sağına bakıyorsun. Yani manayı bilmeye, işte şunun manasını bilmiyordum, bunun bilemedim, o yüzden çözemediğim manalara takılmaya gerek yok. Noktalı yerin sağına veya soluna bakarak yardım almalıyız. Bu benim çok fazla kurduğum bir cümledir. Sol tarafta bir kelime yok ki yardım alayım. O zaman sağdan yardım alayım. En nedir arkadaşlar? En bir harfi celdir. Ba, min, ila, en. Evet, en bir harfi celdir. Ne yapacak? Cer yapacak. Buraya noktalı yere getireceğim kelime mecrur olmalı. Cer olmuş olmalı. Öyle bir kelime seçmeli. Şimdi ne yazıyor? El ebeveyni. Esreli bir nunla bitmiş kelime. Sağında ya var. Bu kelime nedir? Tesniyedir. Esreli nun, sağında ya var. Tesniyenin hangi hali? Cer halidir. Nasbı da böyledir elbette. Onu da hatırlatalım ama an itibariyle cer hali. Düzgün mü yazılmış? Evet. Yanlış yazılmış olması için ne lazımdı? Nun'un sağında elif olsa yanlış yazılmış olurdu. Niye? Nun'un sağında elif olmaz mı? Olur da cer halindeyken olmaz. Nun'un sağında elif olursa B şıkkında olduğu gibi el-validani burada olduğu gibi Nun'un sağında elif olursa o kelime merfu olarak yazılmıştır. Harfi cerden sonra da merfu bir kelime getiremezsin. Mecrur getirmelisin. Yani el-validani, el-ebeveyni. Kelimelere baktığımızda fark nedir? Evvela her ikisi de tesniyedir. Esri nunla bitmişler. Tamam. Sağında A'nın ya var. Yani kelime cerre de nasba da uygun. Başında aynı harfi cerre var. Cerre uygundur. Doğru yazılmıştır. B şıkkına baktığımda durum öyle değildir. B şıkkında ne var? Nun'un sağında elif var, yani merfu yazılmış. C şıkkına baktığında validati yazılmış. El validati, eliften önemli. T'de esre var. O zaman bu da mecrur diyemeyiz mi, deriz mi, ne olur ne biter diye bir durum söz konusu. Evet, bu nedir? Cemi müennes salim diyebilirsin el validati kelimesi. Cemi müennes salimlerin de cer hali esreyledir. Dolayısıyla bu da mecrurdur, bu da doğru yazılmıştır diyebilirim. D şıkkında ceddati yazılmış. E şıkkında da ebevani yazılmış. Şimdi bir yakınlaştıralım şurayı. Ye'huzu alıyor kim? El evladı çocuklar alıyor, çocuklar alır. Hısalehum özelliklerini, el fıtriyete fıtri özelliklerini alırlar. Kimden alırlar? Anil validati diye bir şey olamaz. Annelerden manasında, ceddati dedelerden, ebevani zaten harekesi irabı yanlıştır. Ne olacaktır? El ebeveyn anne babadan almaktadır. Yani A şıkkı doğru seçenek olmaktadır. 6'ya baktığımızda aşağıdaki müsenna isimlerden hangisi mensuptur? Müsenna tesniye manasına gelmekteydi. Evvela tesniye kelimeyi bulacaksın. Sonra mensup mu, merfu mu, mecrur mu? Nasıl mensup olur? Nun'un sağında ya olacak. Ama başında da harfi cer veya muzaf olmamalı. Ona da dikkat etmeliyiz. A şıkkına başlayalım. A şıkkı finne rayni el karibeyni diye bunları tesniye yapabilir miyim? Yapabilirim. Tamam. Peki bunlar bu durumda nun sağında ya olduğuna göre mensup mudur? Değil midir? Bu neye bağlı? Başında harfi cer var mı? Evet. Fi'nin harfi cer olduğunu bilmelisiniz. Fi harfi cerdir. Harfi cerin ardından gelen kelime mensup değil, mecrur olur diyebilmelisiniz. Dolayısıyla bu tesniyenin ya ile yazılmış olması, yani nunun sağında ya yer alması bizi alakadar etmiyor. Bu kelime mecrur olur. Başında harfi cer olmasa, muzaf olmasa, devamı var esasen. Ne var devamı? Bir sıfat da olmayacak. Neyin sıfatı? Mecrur kelimenin sıfatı olarak da yazılmış olmayacak. Veya bir mecrurun matuf olmayacak. Mecrurun bedeli olmayacak gibi sıralayabiliriz.
Ama asli mamuller olarak baktığında tabiye girmeden sadece başında muzaf veya harfi cer yoksa ve nun'un sağında ya varsa o ne olur? Mensub olur. Tabii nun'un sağında diyoruz ama nun olmayabilir de ortada. Kelime muzafsa nun kaybolmuştur. Öyle bir durum da var. Bu kadar ayrıntıya girmiyorlar ama görüyorsunuz. El-Nehrayni El-Garibeyni yazılmış ama başında fi var. Dolayısıyla bunlar mecrur olur. Nun'un sağında ya olması sizi kandırmasın. B şıkkı Alimet öğrendi. Kim? Aişetu Ayşe. Kimden öğrendi? Min dalibeteyni neticeti. Ha, neticeyi öğrendi. Sandım burası da mecbur. Neticete imtihaniha. İmtihan neticesine. Şimdi min harfi cer olduğundan dalibeteyni nunun sağında ya yazılması yine sizi kandırmasın. Min harfi cerdir. Dolayısıyla dalibeteyni de mecrur bir kelime olur. Tesniyenin nasbı da cerri de nunun sağında ya ile yazılmaktadır. Şu anda sizi deniyorlar. Nunun sağında ya varsa hemen mensup diyecek misiniz? Hemen mecrur mu diyeceksiniz? Analiz mi yapacaksınız? Sağında harfi cer mi var? Muzaf mı var? Bunlar yoksa mensuptur. Varsa mecrurdur diyebiliyor musunuz? Bunu an itibariyle ne yapıyorlar? Test ediyorlar. Soru geldi C şıkkına. Ne var burada da? Ahad kelimesi muzaftır. Dolayısıyla hubzun ekmek. Hubzani, hubzeyni. Hubzeyni nunun sağında ya var. Mensuba, mecrura uygun ama sağ tarafında ahad kelimesi muzaf olduğundan hubzeyn ne olur? Mecrur olarak yazılmıştır. Mensup değildir. D şıkkına geldiğimde Ra'a fiilinden yola çıkarak ra'eyna ra'eytu ra'ayna ra'ayna biz gördük ra'a fiil na ne olur fail olur kimi neyi gördük dalibeteyni iki kız öğrenciyi gördük dalibeteyni an itibariyle mef'uldür tüm mef'uller de mensuptur dolayısıyla bu tesniye mensup olarak yazılmıştır. Tamam da nereden başka nasıl anlayabilirim? Ben bunun meful olduğunu tespit edemem ki. Şöyle de bakabilirsin olaya. Dalibeteyninin sağ tarafında harfi cer var mı? Harfi cerleri ezberlemeden sınava girmemelisiniz zaten. Sağ tarafında harfi cer yok. Muzaf var mı? Muzaf da yok. Belki muzaf var. Ben muzafları tespit edemiyorum. Harfi cerleri ezberledim ama ra'aynayı muzaf olarak da düşünebilirdim. İşin içinden nasıl çıkacağım? Biraz fiil çekimi gerekiyor. Bu ne gibi? Ketebna gibiydi. Yani ketebenin çekimini yapsaydınız, yapabilseydiniz, yapanlar varsa, ketebe, ketaba diye çekim yaptığınızda ketebtu, ketebna, nefsim tükelli, mali gayr diyoruz. Yani biz manasına gelen kayıp, kalıptır bu. Ketebna, fetahna, nasarna, haracna, o kalıp, semi'na gibi. Fiildir yani, fiil mazidir burası. Fiilden de muzaf olmaz. Muzaf isimlerden olur. Dolayısıyla madem ki fiildir, fiilin ardından da bu mecrur olarak gelmez, mensup olarak gelir. An itibariyle mensuptur dersin. Hazani dalibani nacihani. Daliban nunun sağında elif var, merfudur. Nacihani nunun sağında elif var, bu da merfudur. Her ikisi de merfu olarak yazılmıştır. Demek ki olay neyi tesnielerde? Nunun sağında elif mi var, ya mı var? İki şekilde yazılır zaten. Nunun sağında ya varsa mensup da olabilir, mecrur da olabilir. Her ikisine de uygun bir kıyafet bu. Önemli olan bu kıyafeti niye giydiği. Nunun sağında ya var. Bu iki şey olabilir. Bir, başında harfi cer veya muzaf varsa ona mecrur deyin. Harfi cer veya muzaf yoksa o zaman ona mensup deyin. Tabi bu yüzeysel anlatım. Ayrıntıya inersek harfi cer yok başında, muzaf da yok ama yine de mecrur olabilir. Nasıl? Mecrur bir kelimenin sıfatı olabilir. Mecrurun atıf beyanı, matufu, tekidi gibi anlatımlar devam edebilir. Ama bu kadar konu Arapça bir de işlenmediğinden öyle bir sorun size çıkma ihtimalini çok düşük görüyorum. Dolayısıyla harfi cer veya muzafın ardından gelmedikçe ona mensup değil. 8 doğru karşılık yani tercüme istenmiştir.
Zeytunu, zeytin nedir? Şiarun bir şiardır, semboldür, işarettir. Neyden? Min şiaratis selami. Selamın yani barışın, güvenin sembollerinden bir semboldür. Zeytin barışın sembolüdür diyor A şıkkında. Bu yanlış olacaktır. Çünkü şiar müfret, şiarat ise cemidir. Sembollerden bir sembol. Sembollerden bir sembol olması gerekir. Burada direkt sembol demiş. Yanlış olur. B şıkkı doğru olur. Zeytin ağacı demiş. Barışın en iyi sembolüdür. Burada en iyi manasında bir kelime yok. Sembollerinden birisi zeytindir demiş. Sembollerinden diyor. Sembollerden bir sembol demesi lazım. Sembol kelimesi burada iki defa kullanılmış. Bir çoğul, bir de müfret olarak. Dolayısıyla E'de de öyle bir şey anlatılmadığından o da yanlış olmaktadır. Soru 9. soru. Boşluğu en iyi şekilde nasıl doldururuz? Doğru şekilde nasıl doldururuz? En uygun demiş ama tek uygun var burada. En uygun diye bir şey yok esasen. Mananın bir önemi yok. Manayı bırakın bir kenara. Neyin önemi var? Mübteda haber arasındaki uyumun önemi var. Hani müsvede müsvet, tesniyeye tesniye olacak. Birisi cimi ise diğeri cimi. Birisi müennes, diğeri müennes. Birisi müzekker, diğeri müzekker. Aradaki uyumu hatırlıyorsak. El abau. Ebun abau. Aba nedir? Babalar demektir. Manası çok önemli değil. Bu kelime müzekker mi, müennes mi? Babaların müennes olmasına ihtimal yok. Yani müzekkerdir. Bunlar eril. Ra'iyatun nasıl bir kelime? Müennes. Nerede anladın? Açık bir T ile bitti. Sağında dik elif var. Bu kelime ne olur? Cemi müennes salim olur. El-aba'u cemi mükesser olur. Yani şöyle bir durum var. Tekrar edeyim. Ra'iyat müennestir. A şıkkındaki kelime ise ne olur? Müzekkerdir. Birinin müpteda, diğerine haber yapmak uygun değildir. En baş tarafa ne arıyoruz biz şu anda? Müpteda arıyoruz noktalı yere. Müpteda aranmakta. Ra'iyat ise haberdir. Onu da hatırlatayım. B şıkkı el-mümerrivati. T'de esre var. Bu şekilde bir müpteda getirebilir misin? Getiremezsin. Neden? Müpteda merfudur. El-mümerrivat kelimesi cemi müennes salimdir. Cemi müenneslerin raf durumu, merfuluk durumu ötre ile olur. Sen buraya esre koymuşsun. Bu olmaz. Bundan müpteda da olmaz, haber de olmaz. Bundan hiçbir şey olmaz. Bundan adam olmaz. At kenara. C şıkkı el-ümmehatu. Anneler. Yani kelime ne? Müennes. Manasını bilmiyorum. Mananın hiçbir önemi yok. Bu kelime açık T sağında dik elifle bitti. Yani cemi müennes salimdir. C şıkkı da açık bir T sağında dik elifle bitti. Yani bu da cemi müennes salimdir. Hocam mübteda ve haberin birisi cemi müennes salimse diğerinin de cemi müennes salim olması mı gerekir? Gerekmez. Birisi cemi mükesser de olabilir. Yeter ki her ikisi de cemi, her ikisi de müennes olsun. Tabi bu durumda ne oluyor? Ümmehat merfudur, cemi müennes salimdir. Raiyat da merfudur, cemi müennes salimdir. Mübteda haberin uyumunu sağladık. C şıkkı doğrudur. D ni olmaz? El ümmu mübtedadır, merfudur. Evet ama müfrettir. Raiyat ise cemidir. Müfret cemi uyum olmadı. E şıkkı hum cemidir, onu yapalım. Cemidir E şıkkındaki, doğru ama bu da müzekkerin cemisi. Hüve, huma, hum. Biraz zamir şeklini bilirsek cemi ve müzekker bir zamir. Oysa bu neydi? Ra'iyat cemi ve müennes idi. Uyum için C şıkkı şart olur. 11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi fiil cümlesidir? Fiil cümlesini nereden tanırsın? Fiille başlıyorsa fiil cümlesidir. Bu kadar basit derdik. Öyle değil mi? A şıkkı Aliyun nedir? İsim midir? Fiil midir? Ali Türkçeden de bilirsin ki Ali bir isimdir. Buradan zaten çıkartabilirdik. Başka Aliyun sonunda tenvin var. Buradan da isim olduğunu çıkartabilirdiniz. Öyle değil mi? İki şekilde de çıkartılabilir. A şıkkı isimle başladığına göre isim cümlesi geçmiyor. B şıkkı Allahu, Allah kelimesi Celle Celaluhu bir isim değil midir? İsimdir. Zat isim. Allah'ın kendi isimlerinden birisi. İsim olduğu açık yani. Allah isim.
C şıkkı eşabu isim mi fiil mi? Eliflamlı bir kelime bu. İlk harfleri eliflam. Öyleyse bu da isim olur. D şıkkı da eliflamlı bir kelimeyle başlamış. Öyleyse bu da isim. Yani isimle başladığına göre isim cümlesi bunlar. E şıkkı tesiru. Sara yesiru tesiru. Gale gibi Sara. Nedir? Şeildir. Fiil-i muzarın alametlerinden T'yi almış. Eteyne kelimesindeki harflerden herhangi birisini alır muzari fiil. Tesiru'ya baktığımda isim alametlerinden herhangi birini görememekteyim. Dolayısıyla E şıkkı fiille başlamıştır. Fiil cümlesidir. 10. Hangisinde diyor? Failin yazımı hareke veya harf olarak yanlıştır. Yani failin yazılımında irab olarak bir yanlışlık var. Acaba hangisi diyor? A şıkkı yedrusu el ehavanu veya ihavanu diyelim. Artık nasıl diyeceksek. İhvan da diyebiliriz. İhvanu. Burası nasıl olmalı? Yedrusu el ihvanu. İhvanu olmalı. Burada ehvanu gibi yazılmış. İhvanu. İhvetün erkek kardeş. İhvanun erkek kardeşler, yakın arkadaşlar. İhvan. Aynı zamanda bir cemaat üyesi olarak da kullanılır. İhvan kardeşler manasında. İhvanu şeklinde olur. El ihvanu. Bu şekilde olmalı. Şu an olarak yanlış yazılmış. Diğerlerinde bir hata söz konusu mu değil. Şefa yeşfi el Kur'anu doğru yazılmış. Eşrafe yüşrifu el ebevani. Bu da doğru yazılmış. Ebun ebevani tesniye yani elif yazılmış merfudur. Dehale Selmanu merfu yazılmış. Sattaka el müte ferricune. Cem müzeker salimdir. Vav'la yazılmış. Nunsan'da vav var. Yani merfulu doğrudur. 12. Aşağıdaki harfi cerlerden hangisine zamir bitişmez? Muz harfi cevirine zamir bitişmemektedir. Muzhu, muzhi öyle bir şey yok. Burada aleyhi veya lihi, lehu, fihi, minhu bunlar çok kullanılır. Ama muz harfi cerrine zamir bitişmemektedir. Bu ezber işi yani. 13. Min harfi cerrinin görevi aşağıdakilerden hangisi olur? Hel ra'eyte sen gördün mü min ahadin herhangi birisini? Buradaki min nedir? Zaittir. Min ahadin birden kişi değil yani herhangi birisini derken fiili geçişli yapmak için kullanılmamış. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Harfi cerler lazım fiilleri mutaaddiye dönüştürmek için kullanılabilmektedir. B şıkkına baktığımızda kuvvetlendiren ve pekiştiren, evet, tekit için gelmiştir yani. Mana kuvvetlendirmek için. B doğrudur. Sorunun nedenini bildirmek için, yani sebep bildirmek için gelmemiştir. Çünkü manaya baktığında bir sebep yok zaten. Zaman zaten bildirmiyor. Mutallakı ra'adır diyor. Konumuz mutallakla alakalı zaten değil. 15. Zehebtu ila şat il bahri fi nokta nokta nokta. En uygun olarak bunu nasıl tamamlarsın? Fi utletil usbu'i, fil mazil usbu'i, fil dahili, fil utleti gibi çeşitli yazımlar söz konusu. Artık hangisi doğru olacak diye bizden beklemekteler. Zehebtu ben gittim. Zehebi fiil tu fail. Nereye gittim? İlâ şâti il bahri deniz kıyısına. Plaja gittim. Ne zaman? Fil utletil usbu'i dersem yani A şıkkını kullanırsam fil utleti el usbu'i her ikisi eliflamlı. Her ikisi irabı aynıdır. Dan yola çıkarak sıfat mevsuf yapmış olurduk. Ütle tatil, el usbu'i öyle tatil ki el usbu'i hafta tatil. Hafta olan tatil gibi bir mana çıkar. Veya son, öyle son ki el usbu'i hafta son. Mana doğru çıkmayacaktır. Eliflamlı olmasından dolayı.
Dâhilü'l usbu'i de olmaz. Yani her bir eliflamlı kısacası öyle söyleyeyim ben. Eliflamlı olmalarından ötürü hepsi yanlıştır. D şıkkı eliflamsız olmasından ötürü doğrudur. Muzaf olarak burada görev yapacaktır. Hafta sonunda gittim manasına geliyor. 14. Yudafi'u diye başlayan cümlede mecrur isim ve irabı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Evvela hangisi mecrurdur? El müttehemine, müttehim. Müttehemine. Neden bu mecrur? Başında en harfi cerri var. Oradan anladım. Yani niye müttehemin mecrurdur diye söylüyorsunuz diye düşünürseniz başında harfi cer var. O yüzden. El müttehemin nasıl bir kelime? Cemi müzekker salimdir. Nereden anladım? Bir nunla bitmiştir. Bu nunun fethalı olduğunu anlıyorum. Nereden anladın ki? Ya var. Ya tesnide de olabilir. Tamam. Ya'nın ma kabli yani bir öncesine esreli. Ya'nın bir öncesi. Yani nunun iki sağı esreli olursa buradaki ya cemi müzekker salimin yasıdır. Tesniyenin yası değildir yani. Tesniye yası mı diye düşünmeyin. Mesela kalemun kalemani kalemeyni olur. Şöyle bir örnekleme yapalım. Karıştıranlar olabilir, merak edenler olabilir diye. Bir tane tesniye yapalım. Mesela kitabun müfrettir. Tesniyesi nedir? Kitabani. Tesniyedir. Ne hali bu? Raf hali çünkü nun sağında ba var. Bizim konumuz bu değil ama. Bizim konumuz olan noktası bunun nasb ve cerre uygun olan nun sağında ye olması. Kitabeyni. Bizim konumuz tam olarak budur. Kitabeyni. Şimdi nun sağında ya var. Benzer bir durum bunun cemisinde olmaz mı? Kitabune. 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 Bunu da yağlı bir şekilde yazmam gerekirse şu şekilde olacaktır. Kitabine. Şimdi siz az önceki cümlede gördüğünüz yerde. Tabii nun hareketsiz. Nun harekesi yok diyelim. Nun harekesini sildim. Öyle farz edin. Harekesi yok. Buradaki nunun da harekesi yok. Peki benim gördüğüm kelime tesniye mi cemi mi? Nereden anlarım? Bu tesniyedir. Üstteki nereden anladın? Çünkü yağının bir öncesi fethalı. Oradan anlıyorum bunu. Alttaki cemi müzekker salimdir. Çünkü yağının bir öncesi esreli. Yani ne demek bu? Cemi müzekker salimde yağının bir öncesi esre olur. Tesniyede yağının bir öncesi fetha olur. Böyle bir farklılık var. Buna göre buradaki de müttehemine esreli değil mi? Yağının sağ tarafı esre. Demek ki nedir bu? Cemi müzekker salimdir. Madem ki cemi müzekker salim olduğunu tespit ettik, öyleyse cemi müzekker salimin irabı neydi onu bir hatırlayalım. Vav ile merfu, ya ile hem mensup hem de mecrur olur. İkisine de uyumludur. Sağ tarafında harfi cer olduğuna göre şu an için mecrurdur. Cer alameti ne? Nun'daki esre mi? Nun'da esre olmaz ki zaten. Cemi müzekker salimin nunu daima fethalıdır. Cemi müzekker salim evvela harekeyle değil harf ile irab alır. Bunu bilmek gerekiyor. Nun'un sağında vav varsa vav harfi vasıtasıyla onun sayesinde merfudur. Nun'un sağında ya varsa ya ile mecrurdur. Yani her halükarda harf ile irab almaktadır. Bunu hatırlattıktan sonra şöyle şıkların hepsini bir görmeye çalışalım. Biraz uzaklaştırayım hatta. Lanet görürüz. Şimdi ne diyor? Mecrur isimdir. Kesre ile mecrurdur. A şıkkı yanlıştır. Kesre ile mecrur olmaz. B şıkkı mecrur isim için muhamiyi söylemiş. İlgisi yok. Başında harfi cer yok. Muzaf yok. Yudafi'u fiildir. Dafa'a yudafi'u. Fa'ale yufa'ilu. Mufa'ile babından muzari fiildir. Dolayısıyla muhami mecrur olamaz arkadaşlar. 3.
isimdir, mebnidir, fetha ile mecrurdur demiş. Buna imkan var mı? Buna da imkan yoktur. Neden imkan yoktur? Bir kere mebni demiş. Mebni zaten olamaz. Başka fetha ile mecrurdur demiş. O da mümkün değil. D şıkkında muhami mecrur isim menkustur. Ya harfi ile mecrurdur. Tamamıyla yani yine atmaca, sallamaca bir durum var. E şıkkına baktığımızda müttehemine mecrur isimdir. Cimi müzekker salim olduğu için ya harfi ile mecrurdur demiş ki doğrusu budur. E şıkkı doğru yani. 16'ya baktığımızda bir cümle yazılmış ve bunun Türkçe karşılığı bizden beklenmekte. İn hafeva düştü, azaldı. Ne? Sa'rul hazravati. Hazravat ne demek? Sebzeler demek. Çoğul bir kelime. Yeşillikler demek. Yeşilliklerin fiyatı düştü. Ne zaman? Nerede? Fi fasl sayfi yaz mevsiminde. Yazın yeşillikler, sebzeler bunların fiyatları düştü. A şıkkı yazın sebze fiyatları düşer demiş. Er ar yapmış. Yani muzari manası oluyor. Geniş zaman. Er ar. Bakar, uçar, kaçar, görür. Er ar ir ur. Bunlar geniş zaman ekleri. Geniş zaman Arapçada muzari ile ifade etmekteyiz ki in hafaza mazi bir fiildir. Yani er ar diyemezsin. İn hafaza in faale. İn faal babından mazidir. B şıkkına baktığımızda yaz mevsiminde sebze fiyatları yükseldi diyor. İn hafaza alçaldı demek, düştü demek. Kelimeye yanlış mana vermişler. C'ye baktığımızda C şıkkı doğru. D'ye baktığımda sonbaharda diyor. Fi faslı sayf. Sayf yaz demektir. Sonbahar değil. C'de de kış mevsimi demişler. Yine yaz kelimesini atlamışlar. Yanlış olur. Doğru şık C'dir. 17'ye baktığımızda hangisinde isim tamlaması yoktur? Kolay bir soru olduğunu düşünüyorum 17'nin. A şıkkına baktığımda şu var, hiçbirinin manasını bilmediğimizi farz edelim. Hiçbir mana bilmiyorum ben. Öyle bir insanım ki tek kelime manasından bile haberim yok. İşim çok mu zor? Değil. El yevmi esreli. Öyle değil mi? Sonuncu harfinde esra var. Mimde esra var. Düşüneceksin. Bu mimde niye esir olabilir? Sanda harficer var mı? Yok. Sandaki ne? İsim. Amel. Bir isim burası. O zaman nedir bu? Muzaf olmak zorunda. El yevim de muzafın ileyh olmak zorunda. Demek ki ne var burada? İsim tamlaması var yani. İsim tamlaması demek muzaf ve muzafın ileyh nerede yok diyor. B şıkkına baktığımda Eddullabu bil lugati. Aha o da ne? El lugati esreli. Niye acaba diye düşündüm. Başında muzaf olabilir mi? Baktım. Ba nedir? Harficerdir. Harficerden ötürü esir olmuş. El Arabiyeti. Bu niye esir? Bunun başında muzaf mı var diye düşündüm. Sağında ne var? El lugat var. Lugat elif lamlı bir kelime. Elif lamlı kelimelerden muzaf olmaz. Demek ki bu kelime muzaf değildir. El Arabiye muzaf olabilir mi? Muzafsa muzafın ileyhi nerede? İsim tanımlaması yine yok. Belki yehtem mi muzaftır? Olamaz mı? Olamaz çünkü yehtem bu bir fiildir. İhtemme yehtem mu? İhtimam. Fiil olduğundan muzaf olamaz. Fiiller muzaf değildir. Ettullabu muzaf olabilir miydi? Elif lamlı olduğundan olamaz. Ba muzaf olur mu? Ba harficerdir. El lugat olur mu? Elif lamlıdır. El arabi olur mu? Elif lamlıdır. Demek ki muzaf olamazlar. Yukarıdaki esre amelden dolayı muzaftı çünkü ondan dolayı esre olmuştu. El gadi dalda niye esre var? Başında ilah harfi cerri var diyor. Kısacası esre olan kelimeler veya daha genel itibariyle mecrur olan kelimeler neden mecrur diye araştırıyoruz. Nerede yok? B'de kesinlikle yok. Niye yok? Yehtemu fiildir. Fiil muzari. Abdullah elif lamlı olduğu için muzaf olamaz. Yehtemu niye olamazdı? Fiillerden muzaf olmaz o yüzden. Bil lugat ba harficerdir. El lugat elif lamlıdır. Muzaf olmaz. El arabi elif lamlıdır. Muzaf olamaz. Muzaf isimlerden olur. Elif lamsız olacak bu isim ve tenvinsiz olacak. Bu tür isimlerden muzaf olabilir. C şıkkına baktığımda den kelimesinin miminde esra var. Niye ki? Sağ tarafta harficer mi var? Baktım yok. O zaman buradaki kelime muzaf, edden muzafın ilehtir. Demek ki isim tanımlaması var.
D'ye baktığımda hasubi. Ba'da es var, ne iş diye düşündük. El'abul hasubi olur. Demek ki hasubi esleri ise sağ tarafında harfi cer var mı? Yok, el'ab diye bir harfi cer biz görmedik. O zaman bu muzaftır. Hasup da muzafun ileyh olduğundan dolayı esrelidir. Yani isim tanımlaması burada vardır. E şıkkına geldim. E'de direkt estre konulmamış. Bunu bizim kendimiz çözmemiz gerekiyor. Nasıl çözersin? La arafe ya'rifu a'rifu. La a'rifu ben bilmiyorum. Ene gizli zamir fail olur. Rakam meful olur. Rakama hatifil camiati. Rakam muzaftır. Hatif muzafun ileyhtir. Hatif aynı zamanda muzaftır. El cami'a muzafun ileyhtir. Demek ki hatif ne? Hem muzafun ileyh hem de muzaftır. Sağının muzafun ileyhi sol tarafı için muzaf olmakta. Kısacası burada isim tamlaması vardır. Aranan şık buna göre 17'de B olacak. 19'a baktığımda en uygun şekilde tamamlar demiş. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki sıfatlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? Bir kere nasıl tamamlayacaksın? Ömer kelimesinin özelliklerini bilmen lazım. Ömer nedir? Evvela özel isimdir, öyle değil mi? Ömer. Türkçe'de Ömer diyoruz. Bir özel isim, bir insan ismi olduğundan özel isim. Başka cümle başında bu. Bunun başında bir nasbeden, cerreden gibi bir şey var mı? Yok. Öyleyse nedir? Merfudur. Yani umeru. Ra'da ötre olacak. Umeru. Bu kelime hem merfudur hem de marifedir. O zaman marife ve merfu olan bir kelime araman gerekir. Arayacağın şey bu olmalı. A şıkkı olabilir mi? Olamaz. Neden? Adilun elif lamsız marife değil. Elif lamsız diye marif olamaz mı? Olabilirdi ama bu zamir değil, isim işaret değil. Yani hiçbir marife kısmından değil. Nekredir? Bakın temin almış. Adilun. B şık olabilir mi? Adilen. Bu da temin almış. Yani bu da nekre. Bundan da olmaz. C'de el adile. Elif lamlı. Evet marife. Ama sonuncu harfinde fetha var. Olmaz. D'de ne var? D elif lamlıdır. El sonu da ötelidir. El adilu. D şıkkı doğru olur. A neye değil? Adele olurdu. Yukarıda diyor ki sıfat bul, yani Ömer kelimesine sıfat bulacaksan Ömer kelimesinin özelliğini taşıyan bir kelime bulman lazım. Ömer müfrettir. Bulacağın kelime de müfret olmalı. Sıfatı müfret olur. Ömer müzekkerdir. Öyleyse müzekker bulacaksın. Başka marifedir, marife bulacaksın. Ömer merfudur, ötre ile merfu. O zaman merfu bir kelime bulacaksın. Bunlara baktığında esasen iki şık kalırdı. Yani merfudur gözetimini yaparsan D ile A elinde kalır. Adilun el adilu. Merfu dediğinde bunları bulursun. Daha sonra marif olduğunu düşündüğünde de adilun A şıkkı elenir, sadece D kalır. Veya şu şekillere gidilebilirdi. Ömer marifedir. Öyleyse marife bir sıfat bulman gerekir dediğinde aklına sadece C ile D gelir. Çünkü diğerleri nekredir. C ile D'ye baktığında daha sonra Ömer merfudur diyerek C'yi de elerdik. Bu şekilde bir yol haritası da çizilebilir. İki şekilde bakılabilir. Her halükarda D şıkkı doğrudur. 18'e baktığımda yine sıfat getirmemiz istenmiş. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki sıfatlardan hangisi en uygun şekilde tamamlar? Şimdi sıfat getireceksek evvela mevsufunu belirlememiz gerekir. Hangisi mevsuf olabilir? Dilerseniz önce bir cümleyi kısaca bir analiz yapalım. Kafe'e faale gibi. O baptan yani. Mufaale babından mazi fiil. El müdiru merfudur. Çünkü faildir. Muvazzafi ne olur? Muvazzafi nasıl bir kelime ya? Şöyle bir kelime. Muvazzafun, muvazzafani, muvazzafune, katibune gibi. Nasirune, fatihune, mensurune. Yani cemi müzekker salimdir. Vav ve nunla yazılır.
merfu olduğunda. Kelime an itibariyle mef'ul olduğundan mensup yazmak gerekir. Mensup yazabilmek için cemi müzekker salimlerle ne yaparsın? Nun'un sağındaki vav'ı siler, yerine ya yazarsın. Bu durumda muvazzafune, muvazzafine olur. Muvazzafine. İyi de nun nerede? Muzaf, muzafun ileyh ilişkisini düşündüğümüzde cemi müzekker salimler muzaf olduklarında sonlarındaki nun harfi düşer. Yani yazılmaz kaydısını hatırlarsak nun bu yüzden silinmiştir. Muvazzafiş şeriketi bu yüzden kaldı. Yani muvazzafi nedir? Mensuptur. Kafe'e ödül verdi. El müdiru müdür kime? Muvazzafiş şirketi şirketin memurlarına, görevlilerine ödül verdi. Görevlilerine, çalışanlara, işçilere artık ne diyeceksek. Öyle memurlar ki bunlar. Enneşidine çalışkan. Muvazzafi nedir? Mensuptur. Bu yüzden biz de mensup bir sıfat getirmeliyiz ki burada mensup olan ne var? A şıkkı var. Enneşidine. İyi de E şıkkı da olabilirdi neşidine. Neşidine E şıkkında nasıl yazılmıştır? Nekre yazılmıştır. Oysa muvazzafi marifedir. Muvazzafinin marif olduğunu sen nereden çıkardın? Marifenin bir kısmı da nedir arkadaşlar? Marife bir kelimeye muzaaf olan nekreler artık marifeye dönüşmüştür. Bunu unutmayalım. Marife bir kelimeye bir nekireyi muzaaf yaparsan, yani nekre muzaaf, marife muzaafın ileyh olursa, bu durumda o nekre artık marife olmuştur. Marifeye dönüşmüştür. Bu yüzden muvazzafi marifedir. Çünkü eşşeriketi elif lam mıdır görüyorsunuz. Muvazzafi muzaaf, eşşeriketi muzaafın ileyh. Baştan bir analiz yaparsam kafe fiil, el mudiru fail, muvazzafi mef'ul, aynı zamanda muvazzafi ney? Hem mef'ul hem de muzaftır. Eşşeriketi muzafın ileyhtir. Nasıl muzafın ileyh? Elif lamlı yani marife. Madem ki marifeye muzaf olan bir kelime var ki o da muvazzafidir. Artık muvazzafi de ne olur? Marife olur. Madem ki muvazzafi marifedir, ona getireceğin sıfat da marife olmalıdır. Baktığımızda A ile D şıkkı marife. Enneşidine, enneşidayni. Yani muvazzafinin marif olduğunu fark etseniz bile tesniye mi cemi mi onu da görebildiniz mi diye bir soru var. Bu soru aslında ne sorusu? Sıfat mensup ilişkisini biliyor musun? Hadi biliyorsun muvazzafi tesniye mi cemi mi bir de onu söyle diyorlar. Birkaç dakika önce işlediğim üzere ne demiştik? Muvazzafeyni, muvazzafine. Feyni fiine ya'nın ma kabli ya'nın bir öncesi veya vav olur bu. Nun'un iki harfi sağı yani. Esre ise cemi müzekker salim, fetha ise tesniye olur demiştim. Bilmiyorum hanginiz kaçınız aklında bunu tuttu. Tuttuysanız görüldüğü üzere fe esrelidir demek ki cemi müzekker salimdir. Öyleyse sıfatını da cemi müzekker salim olan ne yapman gerekir? A şıkkını seçmen gerekir. D çünkü tesniyedir. Bakın nun'un iki sağı nedir? Fethalıdır. Bu yüzden bu nedir? Tesniye olur. Nun'un iki sağı yani t harfi esrelidir. Demek ki bu cemi müzekker salimdir. Öncelikle tesniye mi cemi mi onu tespit edeceğiz. Daha sonra muvazzafi marifeydi. Söyledik marifeye muzaf olduğu için marife. Sen de şıklardan marife olanı seçmen gerekir. O da A şıkkı olmalıdır. 20 hangisinde sıfat anlaması yoktur? Bayağı bir sıfat sorusu çıktı. Bu kadar sıfat üzerine durulduğunu ilk defa gördüm açıkçası. Hangisinde sıfat tanımlaması yoktur? İştaraytu. İştara satın aldım. İştara satın almak demektir. Tu fail iştaraytu. Ben satın aldım. Ne? Kitap. Ben bir kitap satın aldım. Kitap meful olur. Tu fail idi. Bir kitap satın aldım. Nasıl bir kitap? Müfiden faydalı bir kitap. Çok faydalı bir kitap aldım. Müfid sıfat olur. Kitap mevsuf olur. Mevsuf sıfatlanan kelime. Müfiden sıfattır yani özellik bildiren kelimedir. Kitap ile müfid arasındaki ilişkiyi görüyorsunuz. Kitap da müfret, müfid de müfret. Kitap da müzekker, müfid de müzekker. Kitap da nekre, müfid de nekre.
Kitap da mensuptur, fethalanmıştır, müfit de mensuptur. Minesugu çarşıdan, pazardan faydalı bir kitap aldım. Burada ne var? Sıfat mensup var. Müfiden sıfattır, kitabı mensuptur. B şıkkı, yetemenna Halidun, Halid temenni ediyor, diliyor. Kim için? Livalidihi. Kendi validi için, yani babası için. Ne diliyor? Ya sıhhate sıhhat diliyor ve afiyete ve afiyet diliyor. Sıfat mensup var mı? Yok. Yetemenna fiil, Halid fail, bir validihi babası için diliyor. Meful olur. Ne diliyor? Ya sıhhate burası da meful olur. Aynı zamanda matuf aleyhtir atıflı bilen için. El afiyete de matuf olur. Vav atıf olur. Kısacası B'de yok. C'de selleme fi tu fail olur. Sellemtu ben selam verdim. Ala dalibi öğrenci üzerine. Öyle öğrenci ki enneşiyeti çalışkan öğrenci. Enneşiyet sıfattır. Ebbalib mensuftur. Ebbalib ve enneşiyet kelimelerine baktığınızda benzerlikleri görmektesiniz. Her ikisi eliflamlı. Yani her ikisi de marife. Başka her ikisi de mecrurdur. Eddalibi enneşidi. Her ikisi müzekkerdir. Her ikisi müfrettir. Her ikisinin irabı aynı dedik. Sıfat mensup olur. D şıkkında da el-aklu selimu, el-aklu akıl. Öyle akıl ki es-selimu, selim olan akıl nerededir? Fil cismi bedendedir. Öyle beden ki es-selimu, es-selimi, sağlıklı bedendedir. El-aklu selimu fil cismi selimi. El-aklu es-selimu sıfat mensup. El-cismu es-selimu sıfat mensup. Bu da iki tane sıfat, iki tane mensup var. E'ye baktığımda ehi el-kebir. Ehi benim kardeşim. Nasıl? Hangi kardeş? El-kebir, büyük kardeşim. Ehi el-kebir. Nedir? Sıfat mensuptur. Benim büyük kardeşim nedir? Dalibun fi külliyeti tıp fakültesinde bir öğrencidir. Burada da sıfat mensup var. El-kebir sıfat, ehi mensuptur. Ehi, ehun, eha, ehu bu nedir? Direkt nekredir ama ehi derken oradaki ya zamirdir. Zamirlerin tamamı marifeydi. Marifeye muzaf olduğu için ehi de artık marifedir. Bu yüzden el kebir gelmiş de kebir gelmemiş. Elif lamlı gelmiş. Yani marife olarak gelmiştir. Sıfat mensup dolayısıyla orada da vardır. Sadece B şıkkında yoktur. Böylece konu tamamlandı.